Yasa Masası'na hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Haftanın üçüncü işlem gününde Güzem Yılmaz Ertem'in yokluğunda sizlerle birlikte olacağım. Bu kuşak boyunca Güzem Uzuner Gençtürk'le beraber şirket bilançolarını analiz edeceğiz. Diğer yanda bugün iki önemli veriyi karşılıyor olacağız. Biri reel kesim güven endeksi, bir diğeri ise kapasite kullanım. Haziran ayına ilişkin verileri takip edeceğiz. Yayınımız içerisinde bu verileri de anlık olarak sizlere aktarıyor olacağız. Tabii ki öncelikle Borsa İstanbul'da bugün beklenti nasıl olacak? MSCI endeks değişikliklerinin ardından borsa performansı üzerindeki etkisini de konuşacağız. Güzem günaydınlar. Günaydın. Merhaba. Evet. Bugün aslında bu hafta genelinde çok da kuvvetli veri bir yoğun hafta içerisinde değiliz. Gün içerisine bakacak olursak bugün saat 10 itibariyle Haziran ayı reel sektör güven endeksi bir öncekini hatırlayalım 73,5'tu. Ve kapasite kullanım burada da Mayıs ayında 62,6 gelmişti. Haziran ayı bu iki veriyi takip ediyor olacağız ama öncesinde borsayla başlayalım. Yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ve faiz kararını bekliyoruz. Genel beklenti 25 ila 50 baz puanlık bir indirim yapması yönünde. Keza senin yapmış olduğun araştırma departmanı yapmış olduğu anket de buna işaret ediyor. Hı hı. Ama öncesinde bakalım bugün nasıl başlayacaktır borsa? MSCI endeks değişikliğinin borsa performansı üzerindeki etkisi ne olacaktır? Borsaya baktığımızda ay başından bu yana %9,3'lük bir artış var. Adeta bir rally yapıyor. Yılbaşından bugüne baktığımızda da kayıplarını silen bir borsa görüyoruz. Artı da çok ufak da olsa %0,8'lik. Ne dersin bu değişiklik borsa üzerinde nasıl etki yaratacaktır? Şimdi MSCI konu ilk etapta aslında bugünün açılış beklentileriyle başlayayım. Dün gördüğümüz tablo sınırlı bir prime işaret etti Borsa İstanbul tarafında. Evet. Ve bir kıyaslama yapmak gerekirse gelişmekte olan ülke borsaları dün gelişmiş ülke borsalarını yendi. Gelişmiş ülke borsaları %0,8 artıda tamamladı. Gelişmekte olan ülke borsaları ise %1,4 artıda tamamladı. Bizim primimiz kendi ligimizin biraz da altında gerçekleşti. Ama bu prim son 3 gündür yani dünü hariç tutarsak ondan önceki 3 gündür zaten biz onlardan daha iyi bir performans sergiliyorduk. Ve dün itibariyle özellikle bankacılık sektörünün biraz ağırlık yapmasıyla beraber bizim primimiz diğerlerinin gerisinde kaldı. Bugünkü beklentiler de o kritik olarak analistlerin özellikle 116 bin puan seviyesine işaret ediyorlardı. Bu seviyenin üzerine dün itibariyle gördük ama buranın üzerinde tutunamamış olması özellikle endeksteki baskının teknik anlamda devam edebileceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Buradaki beklentilere bakacak olursak mesela Ünlen Ko demiş ki uzun zamandır oldukça güçlü bir trend doğrultusunda BIST 100 endeks hareket ediyordu. Ayın başından bu yana dediğin gibi %9 aşan bir prime var. Endeks bu performansı gerek MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi gerekse diğer ülke borsalarını geride yani tedirginlenecek şekilde geride bırakmayı başarabilmişti. Oluşan güçlü performans bir miktar ivme kaybı getirebilecek olsa da henüz indikatörlerde bu yönde anlamlı bir sinyal oluşabilmiş değil diyorlar. Bu noktada hisse senetlerine olan ilginin arttığını düşünürsek Borsa İstanbul'un iyimserliğini sürdürmesini bekliyoruz demişler. MSCI'nin Türkiye ile ilgili yaptığı olumsuz değerlendirmelerse yeni güne başlarken yegane negatif haber olarak öne çıkıyor demişler. MSCI hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda MSCI Türkiye Endeksinin yeniden sınıflandırılması üzerine konsültasyon başlatabileceğinin uyarısında bulunmuştu haberi bir kez daha hatırlatmak gerekirse. Oraya geleceğim ama Borsa İstanbul beklentisiyle yine devam edeyim. Evet. Mesela Ziraat Yatırım'da demişti ki bugün borsa ile ilgili 116 bini kritik görüyoruz. Dün buranın üzerinde tutunmayı başaramadığı için burada gördüğümüz ivme kaybının ya da baskının devam edebileceğini düşünüyoruz demişlerdi. 115.339 endeks seviyesinden dün gününü kapatmıştı. Bunu aynen da hatırlatalım izleyicilerimize. O yüzden de endeksin mesela yani 116 bin seviyesinin üzerine tutunamayacağını öngörüyoruz. Ama olası düşüşlerde 114.300 puan seviyesinden gelebilecek tepki destek olarak takip edilebilir. Bugünkü beklentimiz de demişler aynı zamanda endeksin güne yaklaşık %0,3 oranında alıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz demişlerdi. VIOP 30 çok hafif eksi de başladı zaten. Yani bugünün beklentisi aslında açılışta yatay bir beklenti. MSCI tarafındaki konuya gelecek olursak o önemli bir haber. Şundan dolayı önemli bir haber. Dediğim gibi haber zaten hani bir alt lige indirilmesi konusundaki haberden bahsediyoruz. Türkiye endeksinin. Şimdi Türkiye mevcut durumda MSCI gelişen ülkeler endeksinin içerisinde yer alıyor. MSCI ise şunu söyledi. Hatta onunla ilgili daha öncesinde nasıl bir şeyin etkili olduğunu da ekran arkadaşlarımız çizmiştim gösterdiler. Şimdi iki tane konu önemli. Diyor ki MSCI
Hatırlanacağı üzere Ekim 2019'da Borsa İstanbul 7 banka hissesi için açığa satış yasağı getirmişti. Sonrasında Şubat 2020'ye geldiğimizde ise pay piyasalarında açığa satış yasağı gelmişti. MSCI bunu kötümser olarak yorumlamış ve diyor ki bu yasakların kurumsal yatırımcıların yatırım görüşlerini açıklamasını ve portföy risklerini hedge edebilmelerini kısıtladığını ifade etmişler. Bunlardan kaynaklı olarak da mevcut durumda gelişen ülkeler endeksinde bulunan MSCI Türkiye endeksinin öncü piyasa diyebileceğimiz frontier ya da ayrık piyasa diyebileceğimiz standalone bir alt kategoriye daha düşürülme ihtimaline karşın bir değerlendirme aşamasında olduğunu belirtiyor. Bu karar neden önemli kısmından bahsedeyim? Neden MSCI'nin Türkiye'ye dair bu açıklaması önemli? Çünkü MSCI büyük bir endeks ve aynı zamanda kurumsal yatırımcıların yöneldiği bir endeks. Dolayısıyla burada payın ne kadar yüksekse toplamda gelişen ülkelerin ne kadar giriş yaşanıyorsa şayet sen payın oranında o kadar fazla giriş alıyorsun. Yani toplamda faydan daha da büyüyor. Biz eğer olur da bir alt lige indirilirsek yani öncü piyasalar kategorisine inerse şayet o kategoride Hırvatistan'la, Romanya'yla, Ürdün, Lübnan gibi ülkelerle aynı kategoriye. Onların içerisinde bulunduğu endekse dahil edileceğiz. Daha da altına ayrık piyasa endeksine dahil edilecek olursak orada da şu an hali hazırda standalone'da yani. Bosna var, Ukrayna, Filistin gibi piyasalar bulunuyor aynı zamanda. Dediğim gibi MSCI hani bütün dünyanın izlediği endekslerden bir tanesi, kurumsal yatırımcıların takip ettiği endekslerden bir tanesi. Şu an bu arada Türkiye'nin payı zaten oldukça düşük, onu da hatırlatmış olayım. Dediğim gibi toplamda bir para bir endekse giriyorsa şayet payın ne kadar yüksekse o kadar fayda sağlıyorsun aslında. Şimdi istersen bir virgül koyalım. Ahlakçı yatırım menkul tabii. Değerlere gidelim. Arda Cuşar'a da hem soralım. Ne anlam ifade ediyor ve borsada beklenti nasıl şekilleniyor? Arda günaydınlar. Günaydın. Evet, borsada beklentiyi nasıl İstanbul şekillendiriyor? MSCI endeksindeki değişiklik sonrasında sizdeki beklenti ne yönde? Tabii Borsa İstanbul'un MSCI girişmekte olan ülke endeksten çıkartılması Borsa İstanbul için olumsuz bir durum olmakla beraber Borsa İstanbul'un genel seyrine bakarsak yani bir kere yurt dışındaki toparlanma, yurt dışı borsalık toparlanma ve bunun yurt içinde olan etkisi. Yanı sıra yurt içindeki hisse senedi piyasasının da nispeten emsallerine göre iskontolu olması gibi faktörler de söz konusu. Bu açıdan bu haber şu an için Borsa İstanbul açısından olumsuzluk içerse de olumsuzluğun ben sınırlı olacağını düşünüyorum. Eğer korkulduğu gibi Covid-19 salgınında ikinci dalga gelmemesi durumunda olası görülebilecek aşağı yönlü hareketlerin sınırlı olacağını düşünüyorum. Bu açıdan daha yukarı yönlü eğer Covid-19 salgının ikinci dalgası gelmezse dünyaya da paralel bir şekilde Borsa İstanbul'a daha yukarı yönlü potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani geri çekilmeler yani 112.500-110.000 gibi yerlere doğru geri çekilmeler alım yerleri olarak kullanılabilir. Muhtemelen az önce söylediğim gibi salgında bir artma olmaması durumunda daha yüksek seviyeler görülebilir. Bu haberin de getirdiği olumsuz etkinin şu an için sınırlı miktarda kalabileceğini düşünüyorum. Peki Arda, son olarak şunu da sorayım. Yarınki PPK öncesi kur ve tahvillerdeki seviyeyi nasıl değerlendiriyorsun? Kura gelince bir kere 25 bas puan faiz indirim beklentisi zaten piyasalarda var. Ben 0.50 bas puan kadar yapılabileceğini düşünüyorum. Ama bunlar büyük ölçüde piyasaya fiyatlandı. Hem faiz piyasasında hem de kurda fiyatlanmış durumda. Kur özeline bakarsak, dolar TL üzerine bakarsak şu anda 6.80 üzerinde tutulmuş durumda ve 6.80 aşağısına yaklaştığı her durumda dolar TL'ye alış geliyor. Bunda biz 6.80 seviyesinin oldukça güçlü olduğunu ve burada aşağı gelme konusunda isteksiz olduğunu gösteriyor dolar TL'de. Ben daha çok 6.80'e doğru geldiği yerlerde piyasa tarafından alış olarak karşılanacağını, daha ziyade önümüzdeki günler 6.85 ve üzeri 6.90 gibi seviyelere yolun açık olma ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum kurdan. Çok teşekkür ediyoruz. Ahlakçı Yatırım Menkul Değerler'den Arda Cuşar'a yorumlarını bizlerle paylaştı diyor. Ve hemen stüdyoda Gizem'e yeniden dönüyorum. Gizem, diğer yanda şirket raporlarıyla da ilerleyeceğiz ama onun öncesinde yine bankacılık endeksi demişken S&P'nin de bankacılık sektör değerlendirmesi var. Özellikle TL'deki değer kaybına bağlı olarak bankacılıktaki varlık kalitesindeki bozulmaya işaret ediyor. Biraz istersen bunun ayrıntılarına girelim. Bize açıklar mısın?
Şimdi onunla ilgili de hazırladığımız o rapordan öne çıkan başlıkları derlediğimiz bir ekranda vardı. Arkadaşlarımız onu getirirler zaten ekrana konuştukça. Şimdi S&P Türk bankacılık sektörüne dair bir değerlendirmede bulunmuş. Ve özellikle diyor ki Türk lirasındaki değer kaybı bir de büyüme ivmesindeki kayıptan kaynaklı olarak Türk bankacılık sektörünün varlık kalitesinde bozulma meydana gelebilir şeklinde bir değerlendirmesi var. Ve özellikle bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacak oranının 2021'e kadar %11 ile %12'ye yükselmesini eğer yapılandırmaları da dahil edersek şayet bu durumda sorumlu kredilerin %20'ye kadar yükselebileceğine dair bir öngörüde bulunmuşlar. Şimdi şu an takipteki kredilere de bakalım aynı zamanda borsa açılışının hemen ardından. Evet, biz 15.369 endeks seviyesinden %0,03 yatay yukarıda başlattı. Gün içerisinde de takip ediyor olacağız. Şimdi bu tarafta S&P yorumlarıyla yine devam edecek olursak dediğim gibi sorunlu kredilerin eğer yapılandırmaları da dahil edersek 2021'e kadar %20'yi aşmasını beklediğini söylemiş. Ve aynı zamanda diğer değerlendirmelerine de geçmeden önce buradaki başlıklara da bakalım aynı zamanda. Yapılandırmalar da dahil edildiğinde %20'yi aşabilir. Özel sektör borçluluğu diğer gelişmekte olan ülkelere göre yüksek değerlendirmesinde bulunmuş. Burada şunu da ifade etmek lazım. Kredilerin çeşitliliğinden de aslında bahsediyorlar. Yani tek bir sektöre çok fazla kredi verildi anlamında söylemiyorlar. Türk bankacılık sektörünün verdiği kredi portföyü zaten çeşitli de diyorlar aynı zamanda. Bunun haricinde özel sektör borçluluğu dediğim gibi gelişmekte olan ülkelere göre yüksek. Ama diğer sınıflara baktığımızda biz aslında normaliz. Hatta hane halkı borçluluğu üzerinden gidecek olursak ortalamanın bayağı altındayız. Kredi garanti fonu aracılığıyla krediler büyümesinin hızlanması riskleri arttırıyor demişler. Bizde bilindiği gibi çok ciddi bir kredi büyümesi var. Özellikle son dönemde hatta bir sürü paket de var aynı zamanda. 2019'un Eylül'ünden bu yana çok ciddi bir kredi büyümesi sağladığımızı da söyleyebiliriz. Tabii ki krediler büyüdükçe de riski otomatikman kredi portföyünü arttıkça da artıyor. Şimdi burada tahsili gecikmiş alacak oranına bir parantez açalım. Ekrana getirdiğim tabloda Türk bankacılık sektörünün takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı var. Yani S&P'nin bu 2021'e kadar %11'e %12'ye yükselmesini beklediği oran şu an ekranda da gösterdiğim gibi 4.64 seviyesinde en son gelen rakamlarla birlikte. O yüzden de hatta daha da günceli var mı onu da bir kez daha güncelleyeyim grafiğimi. 4.64 aynen. Şimdi bunun daha da geçmişine bakalım. Grafiğimi biraz daha geriye götüreyim. Biz 2009'da bunun geldiği en yüksek yer 5.41 seviyesiydi. Şu an 2019 yılının sonuna doğru 5.33'lere kadar yükseldi. Sonrasında şu an içinde bulunduğumuz durumda 4.64'lere kadar da geriledi. Bunun bir de tabii ki gerilemesinin sebeplerinden biri de bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun yaptığı çeşitli regülasyonlar vardı. Bankacılık sektörünü rahatlatmaya yönelik çeşitli alınmış önlemler vardı. Zaten mesela dünkü genel kurulda da Sayın Akben de değerlendirdi. Mart'tan bu yana 50 tane düzenleme yapıldı diye. Bunlar tamamen şu an içinde bulunduğumuz salgından kaynaklı olarak bankacılık sektörünün özellikle reel kesimin likidite ihtiyacını karşılamak, orayı rahatlatmak ve firmaların nakit akışını devam ettirebilmesi adına verdiği bankacılık destekleri neticesinde yapılmış olan düzenlemelerdi. Bankacılık sektörünü dediğim gibi rahatlatmaya yönelikti. Evet. O yüzden de S&P'nin şu anki bu bahsettiğim %11'lik, %12'lik oran şu anki tabloya göre bayağı karamsar kalıyor. Onu da özellikle altını çizmek lazım. Evet, en kötü 2019 yılında 5.33'ler görmüştük. Şu an itibariyle de 4.64'lere gerilemiştik. Bir nokta istersen parantez açalım. Dün sen Bankalar Birliği'nin olan genel kurul toplantısını yerinden izledin. Orada öne çıkan başlıklığı görmüştün. Şimdi hem Hüseyin Aydın'ın hem Sayın Mehmet Ali Akbey'in hem de Sayın Berat Albayrak'ın konuşmalarını dinledik. Burada dikkatimi çeken kısımlar şunlar. Hepsi özellikle bankacılık sektörünün mevcut durumda yani salgından kaynaklı olarak zaten bizim rasyolarımız kuvvetli olduğu için bankacılık sektöründe uluslararası standartlarla kıyaslandığında salgında daha bankacılık sektörünün proaktif davranabildiğini ifade ettiler. Sayın Berat Albayrak dedi ki mesela Türkiye'nin dedi %4,5 gibi bir oranda hep büyümesini bekliyorduk biz seneye başlarken ama salgın geldi dedi. Şimdi biz salgından çıkarken muhtemelen V şeklinde bir büyüme olacak ve bir an önce o rakamlara ulaşmamız lazım. Bundan sonrasında o 4,5 ve üzerindeki büyümeyi kaydederek bir an önce Türkiye ekonomisinin potansiyel büyümesine ulaşmasını bekliyoruz dedi. Bu noktada bankacılık sektörünün o stratejik önemine değindi ve tabii ki son yapılan düzenlemeleri de değerlendirdi. Mesela ZK düzenlemesi ve mesela aktif rasyon
düzenlemesi ve bankacılık sektörünün bu noktada bu rasyoları tutturmak için bazı arkadan dolaşma gibi şeyler yapmamalarını, düzenlemelere uymaları gerektiğini ve finansal sistemin finans dışı kesime elinden ne gerekiyorsa yapmasını ve burayı desteklemesi gerektiğini söyledi. Özellikle daha önceki dönemlerde de mesela selektif kredilere konuşurken de söylemiştik. Kredi büyümemiz var, evet oldukça kuvvetli ama sadece rasyoları tutturacağız diye her yere kredi vermeyin. Seçici davranın. Bu özellikle önümüzdeki dönemde işte cari açığı kapatacak, istihdam yaratacak, Türkiye'nin milli ve yerli üretimini destekleyebilecek şirketlere kredi vermeyi tercih edin. Ve verdiğiniz kredinin de peşine düşün dedi Sayın evet. Albayrak. Yani siz o krediyi verdik, dönmesini bekliyoruz demeyin. Siz o krediyi verdikten sonra bu işin ortağısınız. Gerekirse gerekli uzman yapıyı kurun. O şirketleri yönlendirin diyor. Yani verdiğiniz kredinin devamında da o krediyi izleyin ve şirketin büyümesini sağlayın. Önümüzdeki dönemde zaten burada kısa zamanda karlılığı düşünmenize gerek yok. Ülke refahı arttığı müddetçe zaten sizin de karlılıklarınız yükselecektir şeklinde başlıklar söyledi. Biraz daha konuşacağız ama imalat sanayi kapasite kullanım oranı geldi. Haziran'da %66 oldu. Önceki rakam Mayıs ayı 62.6 idi. Kapasite kullanım oranı Haziran ayında %66 olarak gerçekleşti. İmalat sanayi kapasite kullanım oranını karşıladık. Birazdan reel sektör güven endeksini de karşılayacağız. Onun üzerinden de ilerleriz dilersen. Bu arada Sayın Albayrak'ın evet senin belirttiğin üzere de en önemli noktası verilen kredilerin bankacılık sektörü tarafından takibinin yapılıyor olması, yatırımlara dönüşüyor olmasıdır. Hı hı. Ve yeni paketlerin de geleceğinin aslında işaretini verdi. Özellikle yerli üreticilerin desteklenmesi noktasında üreticilerle yeni tüketip finansman paketlerinin açıklanacağını dile getirdi dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Evet birazdan reel sektör güven endeksi de gelecek ama kapasite kullanımına baktığımızda 66'ya yükselen bir kapasite kullanımı görüyoruz. Haziran başında sanayi ve diğer sektörlerde, hizmetler sektöründe yavaş yavaş normalleşmeye geçişle beraber kapasite kullanımlarındaki artış da dikkat çekici. Kuşkusuz pandeminin etkisi daha bir miktar daha devam edecektir. Bu belki hani ikinci dalga olacak mı? Nasıl gelecek? Bunun üzerine bu arada reel sektör güven endeksi de geldi. %92.6 önceki rakam. %76.9'du. Burada da keskin bir yükseliş var. Toparlanma ve normalleşmeye geçişin etkilerini hissediyoruz değil mi? İki gelen veride de. Şimdi ben burada bülteni açtığımda Haziran bültenine tıklıyorum ama Mayıs rakamları diye geliyor. Kaç geldi dedik şeye reel kesim güven endeksi. 92.6. 92.6 seviyesine. Tamam buradaki benim ekranımda henüz düşmedi. Detaylarına yine bakarız ama kapasite kullanım oranı geldi. Hemen bakalım. Bütün sektörlerin gördüğüm kadarıyla kapasite kullanım oranında artış var. Tek tek de bakmak gerekirse Mayıs ayında 62.6 olan rakam Haziran 2020'de 66'ya yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmış rakam da ciddi yükseliş kaydediyor. 65.8'e geldi. Tüketim mallarındaki kapasite kullanım oranı %56.3'ten %62.4'e. Dayanıklı tüketim mallarındaki kapasite kullanım oranı %45.3'ten %62.6'ya. Dayanıksız tüketim mallarında %58.4'ten %62.4'e. Ara mallarda %64.5'ten %67'ye. Yatırım mallarında ise %64.6'dan %67'ye yükseldi. O yüzden de her bir alt kırılımda kapasite kullanım oranında artış olduğunu söyleyebiliriz. Bu da dönüşün ve toparlanmanın bir diğer işareti. Bizim aslında bundan sonrasında izlememiz gereken artık bazımız o kadar düşük ki yani yıllık bazda kıyaslama yapmak anlamsız. Salgın geldi. Nisan'da en dip görüldü endekslerde tarihi dip seviye. Biz buradan bir toparlanma kaydedeceğiz doğal olarak. Çünkü hiçbir şey olmayan Nisan ayında biraz bir şey olmaya başlayan Mayıs ayı ardından da ekonomiden açıldı Haziran ayı. O yüzden de orada toparlanmayı beklemek gayet doğal ama bir şeyi öngörebilmek için o toparlanmanın inmesi artık bu saatten sonra önemli. Yıllık bazda kıyaslama yapmak dediğim gibi anlamsız. Aylık bazda bakmak lazım bu verilere. Kapasite kullanım oranı dediğim gibi olumlu. Bunun haricinde reel kesim güven endeksine de bakalım ama benim ekranım hala güncellenmediği için göremiyorum. Orası yüklenmemiş. Onu da ilerleyen yayınlarda zaten tekrar bakarız. Evet, bir önceki aya göre keskin bir yükseliş var. Reel sektör güveninde 92.6 olarak gerçekleşti. Biz kendi başlıklarımızla da ilerleyelim. Biraz şirket rapor ve bilançolarını da analiz edelim. Halk Yatırım'dan var YATAŞ raporu. Peki Halk Yatırım YATAŞ'a ilişkin ne açıklaması var? Özellikle belki konut piyasasında konut kredi faiz oranlarındaki düşüş kuşkusuz gerek mobilya olsun gerek
ev aletleri sektörünü yeniden bir toparlanma sürecine soktu. Belki bu anlamda biraz notlarda içerisinde yer alıyordur. Kesinlikle öyle. Tam da senin söylediğin gibi zaten. Yani bu içerisinde bulunduğumuz durumda ne var? İşte düşük faiz ortamı var. Bununla beraber işte artan ev satışları var. Yataşın devam eden mağaza açılışları var. Sektörü destekleyen, sosyal hayatı canlanmasına, desteklenmesine dair açıklanmış kredi paketleri var. 2020'nin başında hatırlanacağı üzere mobilya fiyatlarında uygulanan KDV oranı %18'den %8'e düşürülmüştü. Bununla birlikte bunların kattığı ek destek sayesinde Halk Yatırım da diyor ki Yataşın güçlü büyümesinin pandemi dönemindeki zayıf talep ortamına rağmen süreceğini düşünüyoruz demişler. Buradaki salgın nedeniyle de ötelenen talep ortamı nedeniyle ertelenen düğün hazırlıklarının da yılın ikinci yarısında tekrar başlayacağını varsaymışlar bu beklentileri paylaşırken. İkinci çeyrekteki zayıf talebin üçüncü çeyrekte telafi edileceğini düşünüyoruz demişler. Yani bu ne demek? İkinci çeyrek yok oldu, artık üçüncü çeyrekte normal ortalamasına döner demiyorlar. İkinci çeyrekteki talep tamamen üçüncü çeyreğe attı. Yani üçüncü çeyrekte çok güçlü bir büyüme bekliyoruz anlamına geliyor aslında. Bununla birlikte şirketin pazar payı kazanmak adına düşük orta segment fiyat stratejisi ve müşteri portföyüne hitap eden yeni markası Divan Ev tarafında yeni mağaza açılışlarıyla uzun vadede pazar payını arttıracağını ve finansallarını güçlendireceğini öngörüyoruz demişler. Yatışın şirket yapısındaki değişimler ve 2012 yılından bu yana bayilerle işbirliği yapan başarılı işletme sermayesi yönetimi sayesinde rakiplerinden ayrıldığını düşünüyoruz demişler. Şimdi Divan Ev Yataş'ın finansallarını nasıl etkileyebilir, nasıl güçlendirebilir? Şimdi şirket yönetimi dediğim gibi ek pazar payı kazanmak için özellikle düşük orta fiyat stratejisi, bir de buradaki müşteri portföyünde kendi portföyüne katabilmek adına Divan Ev markasını kurmuştu. Ancak şirket pandemi öncesinde bu yıl Divan Ev tarafında 100 mağaza açmayı planlarken pandemi sebebiyle rakamı 70 ila 80 bandına indirdi. Ama öte yandan Divan Ev markası özellikle franchise sisteminde hizmet sunacağı için şirket üzerinde yatırım yükü oluşturmayacağını düşünüyoruz diyor Halk Yatırım. Daha temkinli kalıp Divan Ev tarafında ilk çeyrekte gerçekleşen 6 adet yeni mağaza açılışlarıyla birlikte bayi tarafında toplamda 60 Divan Ev mağazası ile yılı tamamlayacağını tahmin etmemiz durumunda bile diyorlar. Divan markasıyla beraber uzun vadede ölçek ekonomisinden yararlanacağını, fiyatlama gücünü koruyacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda da 2020 yılında 238 milyon TL, 2021 yılında 328 milyon TL FAVÖK ile tamamlayacağını, buna bağlı olarak da FAVÖK marjının 2020'de %15.7, 2021'de %16 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz demişler. Aynı zamanda değerleme itibariyle bakacak olursak çarpanlarına baktığımızda Yataş için tahmini firma değeri FAVÖK rasyosu 4.3, yabancı benzerlerine göre bu rasyo üzerinden %39 iskonto sunuyor demek. 2021'deki tahmini firma değeri FAVÖK rasyosu 3.1, bu çarpanla da %47'lik bir iskontosu var. O yüzden de 2020 tahminleri üzerinden 10.9'luk FK ile işlem gören Yataş hisselerinde benzerlerine göre %14, 2021'deki tahmini 6.3'lük FK'si ile ise %42'lik bir iskontosu var. O yüzden de hem iskonto hem az önce bahsettiğim temel sebeplerden yola çıkarak hisse için al diyorlar. Hedef fiyatını da 12.74 TL olarak belirlemişler. Hisse şu an 8 liranın üzerinde bir yerdeydi. Dolayısıyla her halükarda %50'nin üzerinde bir getiri potansiyeli sunuyor bu 12.74 TL'lik fiyat. Tabii ki riskler var. Risk olarak değerlendirdikleri ve bu koydukları hedef fiyat üzerinde aşağı yönde baskı oluşturabilecek unsurlar da ham madde temininde yaşanabilecek olası sıkıntılar, ham madde maliyetlerinde ya da birim ürün fiyatlarında yaşanabilecek olası yükselişler ve bunun ürün fiyatlarına yansıtılamaması, ürün fiyatlarının baskı altında kalması, talebin öngörülemeyen şekilde zayıf kalması, satış hacminin gerilemesi ya da pandemide ikinci dalga riski şirketin operasyonel faaliyetleri için ana aşağı yöndeki riskler olarak sıralanabilir. Evet, son bir dakika içerisinde vakıf yatırım model portföyü değişikliğinde istersen kısaca özetleyelim bir iki cümleyle çünkü süremizi tamamladık. Şimdi orası çok uzun bir rapor aslında ama en azından yani buna pek girmeyelim ama yani buradaki, yarına bırakalım. Evet, burayı yarına bırakalım. Peki. Ama temkinli, iyimseriz ve pozitifiz diyorlar. O raporu da yarın işlemiş olalım. Bunun da ayrıntılarını yarın izleyicilerimiz bizleri takip ettiğinde bulacaklardır. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzına emeğine sağlık diyelim ve böylece bir piyasa masasını bugün hep buradan ortalarken saat 13'te sizlerle birlikte olacağız. İş dünyasında hoşça kalın.